In dieser Lektion spreche ich türkisch. Endeklinasyon dersini tekrar vermek istiyorum. Ama bu sefer bölüm bölüm vermek istiyorum. Daha iyi anlayabilmeniz için. Birinci bölümde hangi kelimelerde endeklinasyon yapılır? Mesela sadece maskulin nomenlerde illa maskulin olması lazım. Yani Türkçe'de eril. Eril isimlerde oluyor. Diğerlerde değil. Datif, genitif ve akusatif olursa o zaman en eki yapılır. Maskulin yani eril isimlerin arkasına. Bunun örneklerine sonra bakarız. Şimdi bakıyoruz. Size bir kelime veriyorum. Der Name. Der bir eril ve görüyorsunuz ki burada pluralda der ekleri yapılmış. En ekleri pluralda. Singularda da görüyorsunuz genitif, datif ve akusatif de yapılmış. Bunların ne olduğunu bilmiyorsanız size güzel bir ders öneriyorum. Buradan şimdi size şuradan link veririm. Okey. Bir de size şunu söyleyecektim. Name ve iki tane daha size kelime vereceğim. Bunların arkasına bir de genitifte ama sadece ne? S harfi eklenir. Ona da dikkat edin. Ne demiştik Her zaman Maskulin olması gerekiyor kelimenin Ve e harfi ile bitenler E gelecekti buraya arkadaşlar E böyle Bitenler Ve size fakat 3 tane kelime veriyorum Ve bu üç kelimenin örneklerini veriyorum çünkü bu üç kelimenin arkasına genitif de In halinde S iki gelir. Aklınızın karışmasını istemiyorum. Şimdi şuna dikkat ediyoruz. Bu derste ben size hangi kelimelerin arkasını en harfi gelir, yani hangi kelimeler endeklinatı yapılır, bunu veriyorum. Yalnız her kelimenin arkasına, her eril isim olan kelimelerin arkasına en eki yapılmaz. Mesela bu üç yapılır? Ve bazı kelimeler vardır. Arkasındaki ekilere bakaraktan ona göre o kelime en yapılır mı yapılmaz mı ona karar verilir. O kelimelerin o ekileri ben size bu derste veriyorum. Hepsini vermiyorum Çok 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 bilgiyi bir, birden almayın diye bazılarını veriyorum Ben size örnekleri vermeden önce siz bana bir like veriyorsunuz also, Demiştim ki Inhalinde halindeki Artikel des oluyor onu biliyorsunuz Ve burada görüyorsunuz En deklinasyon yapılmış ve de bunun arkasına es eklenmiş iki kelime daha veriyorum demiştim. Bu üç kelimenin cümle örneklerini veriyorum. Bekliyorsunuz çünkü ben biliyorum kelimelerin cümlelerini de bekliyorsunuz. Der Buchstabe des Namens ist falsch geschrieben. Genitif. hali Türkçe'de. Die Vermittlung des Gedankens ist beim Lernen wichtig. Bu da Hali maskulin der Gedanke, Düşünce. Die Form des Buchstabens ist nicht leserlich. Bu da inhalinde es iki yapılmış şekli. Şimdi size örneklerin arkasındaki harflere dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum. Endeklinasyon yapmadan önce mesela bu üç mesela and and ve and der student mesela ent ile bitiyor. Örnek veriyoruz. Das Buch des Studenten ist dick genitif yaptık, kullandık bunu. Der student maskulin, des studenten oluyor ve en eki geliyor. Başka bir örnek, der absolvent, der freund des absolventen wohnt im studentenheim. Şimdi studentenheim Avusturya'da kullanılan bir kelime. Büyük ihtimal Almanya'da Studentenwohnheim kullanılır diye düşünüyorum. Hiç önemli değil. Sonuçta ikisi de yurt demek. Der absolvent, maskulin ve genitif şeklinde de bu şekilde yapılmış. Arkasındaki en ekini görüyorsunuz. Ant ile bir örnek vereyim. Der Elefant. Die Ohren des Elefanten sind groß. Maskulin der Elefant, Genitiv in hali des Elefanten oluyor ve en eklenmiş. Şimdi og, at ve at ile biten kelimelerden örnek veriyorum. Der Pädagoge. Der Direktor gibt dem Pädagogen viel Arbeit. Der Pädagoge maskulin. Dativ kollandem dem. Dem Pädagogen wurde da görüyorsunuz n. Pädagoge n. Der Diplomat. Ein Chauffeur holt den Diplomaten vom Bahnhof ab. Değer Diplomat Maskulin Akusatif kullandım. Burada görüyorsunuz den Diplomaten, den Diplomat n Deklinasyon ve ist ile biten kelimelere dikkat ediyorsunuz fakat aynı zamanda da değer olması gerekiyor. Örnek veriyorum. Die Frau findet den Polizisten charmant. Polizist ist burada ve en yapılmış. Der Polizist maskulin. Akkusativ kullandık. Den Polizisten. Charmant burada adjektif kullanıldı. Nomen ise der Charm. Çekicilik. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. İkinci bölümün çıkacağı günün tarihini veremeyeceğim size. Daha henüz plan yapmadım. Başka bir derste görüşmek üzere arkadaşlar.